Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmaları da bitti. Burada da görebildiğim tablodan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım iyi sonuçlar alırız. 14 Şubat diyorlar bugün. Sevgililer günü. Tüm sevdiklerinizin sevgililer gününü de kutlayayım. Biz de biraz düzene uymuş olalım. Pek de sevmem. Yani bir güne bağlanmamalı 14 Şubatlar. Sevdiklerinizi her zaman sevin. Ömür kısa. Birinci koşuyla başlayalım. Şart 4. 6 dağın yankısı. Bir yarava. Bir kayba koşarsa ki beklentim o. Çok kazandı Vat. Bırakırsa 6 kazanır. Bırakmazsa zaten bir gene kazanmaya devam eder. Bu grubu geçer. Ama 6'nın bu yarışı artık kazanması gerekiyor. Normal dağıtımda bu olur. İkinci koşu. Şart 3, dişi yamak 1, aprantiler hata yapmazsa 4 Cinderella. Bu gruptan bence fazla bir safkan. Kazanması gerekir ki kalite handikap puanı da verir. 4, 1 rakip tabi 4 eksik koşarsa 1, 7. Sıralamam bu şekilde gidiyor. Hani plaselerinize normalde 4 yeterli olur. Ancak eksik koşarsa 2. 3. çıkmaz, 2. çıkmaz. Sağlama gidelim derseniz koşar durumda 1 ve 7'den bir atı da ilave edebilirsiniz bu dişi Arap yarışında. Normali 4. Kazanması gerekiyor. 3. koş altılı başlangıcı. Handikap 13, handikap 3. Zor bir koşudur bu handikap 3'leri. İngiliz Araplar fark etmiyor. Hani görebildiğim atları önceliği vermenizi aktarıp önceliği almanızı tavsiye edeceğim. 7 Esoğlu bu mesafelerde, kısa mesafelerde başarılı yarışları var. Uygun grupta bence Esoğlu kazanabilir. Kuponlarda, kurgularda mutlaka bulunsun. Bilhassa sürpriz hanesinde 10 bir önceki maiden atı bu. Şu ikinciliği çok başarılı. Handikap 13 atı değil gördüğüm bu ikincilik. Sonra 0 çekiyor, yarışta yok. Ne durumda bilmiyoruz. 10 nolu safkan koşarım derse bu gruptan bence iyi bir safkan. Yazalım 4-12-8 AGF'ler zaten söylememe gerek yok. Ve kalan gruptan artık inandığınız at varsa tarayınız. Önereceğim bir safkan yok kalan grupta. Benim görebildiğim bir at yok. 7-10 başta 4-12, 4-12-8'de akabinde yazılması gereken safkandır. Hani tek önermek çok zor bu şartlar çünkü performansları berbat bu atların. Kalabalık geçmekte fayda var. Az at geçelim diyeceğim 7-10 yeterli diyemem. Yani kolay değil ama bunlardan iyi bir yarış gelmeli. Özellikle 7-10 safkandan iyi bir yarış bekliyorum. Dördüncü koşu maiden. İki tane Arap maiden'ı var. Ne olacaksa bu maiden'larda olacak. Ya da ne olacaksa burada olacak. Tahminim bu yönde. Ders çalışmadım. Yani performans çalışmaya gerek yok. Sonuçta ne yapacaklarını biliyoruz. Çıkartmayacaklar çoğunlukla AGF'leri. Gene de AGF'ler kazanırsa Şanlıurfa biraz zor güzel ikramiye gider gibi duruyor. Son ayaktaki maiden'da bir teki var. Tekini önereceğim. Burada da 6 falan gelirse ki kazanma ihtimali yüksek ama 5'i önereceğim yanına. Mutlaka 5'i kılgamışı yazınız. Tek kullanmıyorsanız 5 tonlu safkan mutlaka olsun. Bundan sonrası arkadaşlar aprantili atlar çıkıyor. Sürpriz aprantili atlar. Onlar bakın %1'lik at 11 gibi performanssız 12 gibi apranti yamak 0 gibi bu tip atlara dikkat ederekten %1'lik atlar bakın önerdiğim atlar. Bunlara dikkat ederekten kapatmaya kadar gidiniz. En zor yarış bence burası. Performansı olan tabale yapmış atları çıkartmadıkları için yukarıdaki şu atlar AGF alıyorlar zaten. On da öyle. Bunlar çıkmadığı için sürpriz bitiyor. Yarışın favorisi de kayba gittiği anda altın onu safkan. Arayın da bulun kim gelecek. Zor o yüzden. Arap maidenleri zor. Beklentim burada hani gene de diğer maiden'ı tek atmayıp burayı tek atalım derseniz AGF'ye gideriz direkt olarak yani. Bu altın onu safkanı. Bu tek olur. Öbür tarafı kapatmamız gerekiyor bu sefer.
Beşinci koşu şart 5. Burada da iki safkan ön planda çıkar. 5 ve 9 nolu safkanlar. Bunlar sırayla gelecekler. Sıra bunlara gelmiş olabilir. İki safkanın da kazanma potansiyeli var. Çok güzel sürprizle çıkıyorlar. 5, 9, 9, 5. 3. Arka arkaya yarışlardan sonra son yarışı kötü. Artık böyle gitmesi gerekir. Collaboration uzak çekiyordu bu gruba. 1, 6, 5. Son yarışı kazandı. Magic Boom'u geçmişti. Yine geçer vaziyette. 1, 6, 5. O yarıştan sprintle gelen 2 sonra kazandı bir yarış. Dar Sokak. Dar Sokak'ın kazandığı yarışın sprinter atı 5. O yüzden önemli. Bunlar ön planda tutulur. Beklentim 9-5'ten birinin kazanması, sağlam kuponlara 2 ve 1'in ilave edilmesidir. Hani daha da at yazalım derseniz, koşamayan bir türlü, geçen yarış favori mi yanlış hatırlamıyorsam, Necmi ile Hasoğlu 7. Yok yarışlarda, 2 yarıştır yok. Belli olmuyor buranın atlarına, 2 yarış pas geçiyorlar, 3. yarış vurup geçiyorlar. 7 o kalitede bir safkandır, yazılır. 3-8 AGF'ler zaten, ha, bunlara da yerimiz varsa 3-8 ilave edelim, AGF kalırlar. 4 ara var ekürlerde. Bunlar hep yeriniz varsa yazılacak safkandır. Önemli olan burada bu koşuda 5 ve 9 nolu safkanların kurgularda ve kuponlarda bulunmasıdır. Bu iki at. Kalan grup hani 2-1 zaten hazır atlar. Son yarışlarda kazanan atlar. Diğerleri tamamen tercih sebebi. Şansımıza diyeceğiz, işaretleyeceğiz. Bütçemiz oranında. Bütçelerimizi hiçbir zaman aşmayalım. Gerek yok derim. 6. koşu KV8. Kısa vade 8 yüksek rakamlıdır kazancı. O yüzden favori plasa bitirirler genelde. Genelde tabii. Kaisvertleri yok. Onun sebebi bu şart DHT'den dolayıdır. Devlet arası yetiştirme Arapları burada. 10 bu grubu güle oynaya geçiyor. Takılacağı safkan 3. Dede Yalas derece çıkartmış. Yalnız 59'da çıkarttı. 2 kilo aldı. O sıkıntıyı yaşar ona karşı. Ama gene de ciddi anlamda rakiptir. Kalan grup 10 nolu safkan arka arkaya 3 seferdir geçiyor 4'ü. 10 eksik koşarsa 4 bu sefer 3 ile mücadeleye girer. Bir de 4 yaşında bir safkanımız var. Girdab'ın oğlu. Kaliteli bir safkandır. İyi yerlerde bitirmeye çalışır. Hani 10-3 istediğimiz yarışı yapmaz. İşte 4-11 gibi atlar. Öyle devreye girerler. Düşüncesindeyim bu koşuda. Kimi tek atalım derseniz. Hani AGF tamam kabulüm ama. 3'ün ben yazılması taraftarıyım. Rakip ciddi anlamda çıkıyor çünkü. Sıra anlamda. Onu da tek attıysak attık geçti yani. İlla de 3 nolu safkanı yazacağız diye bir kaydı yok. Tekimiz lazım. Tek lazım. Kimi tek atacağız? Atarız. 10 nolu sarara. 7. koşu. Şart 4. 3 yaşlı İngilizlerde. Burada da çok fazla at çıkmıyor arkadaşlar. 2 at çıkıyor. Ferit artısıyla 3'ün arkasından gelmişti. Artı Ferit de bu sefer kilo artısıyla 7 nolu safkandan iyi yarış gelir. O da 3'ü geçecek. Kalan grubu bu 2 at geçiyor. Sürekli geçmiş. Handikap 13 grubu kalan grup. Bunlar biraz sivrildiler. 3-7-7-3. Yani yukarıdaki 2 at gibi buradaki 2 at da ön planda. Ferit yukarıya almaz. Bakın Ferit buradan ikinci çıkar. Dede Yalas kazandı diyelim. Gelir burayı favoriyi geçer alır. Genelde gördüğüm olaylardır bunlar. Favorilerin ikinci çıktığı, plaselerin kazandığı yarıştır. Son koşu, 8. koşu. At bulamadım buraya. Yani sürpriz, tamam sürpriz olur da şimdi 5 tonu safkan var. Bu atın ilgilileri isterlerse bu grubu kolay geçiyorlar, kazanırlar. Tek olur. AGF'sine bakmaksızın öneririm. Yoksa anlattığım, yukarıda anlattığım olay aynısı gerçekleşir. Herhangi bir at gelecek. Görünen atlar olmayacak büyük bir ihtimalle. Sürpriz bitirirler. Yani böyle bir meydan Arapları var. Bizim başımızın belası kurgu yaptırmıyor bu Araplar. Meydan Arapları. Baştan sona ne yazık ki tabela ayarlı koşular. 5. Geçtiği grubu geçmesi gerekir. Adana'ya falan götürmüşler atı. Daha doğrusu çıkması gerekir en azından. Grupta çıkacak at bulamadım. Yani.
O kadar. Kalan gruptan AGF takip ediniz öncelikle ve herhangi bir atın gelebileceğini bilerekten tuttuğunuz atları ilave edebilirsiniz. Yani gözüme takılan örneğin şu ova kız, direkt olarak söyleyebilirim. Çıkar gelir, hiç belli olmuyor çünkü bunları. Şanlıurfa bu kadardı arkadaşlar. Umarım yazdığımız gibi gelir. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.